doğru bir tercih olmadığı zamanla ortaya çıktı. Bir süre önce Bolu'nun gündemine düşen İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nin AMATEM'e dönüştürüleceği konusu tamamen iptal edildi. Geçmişte Köroğlu eski SSK Hastanesi, yani Köroğlu ünitesi, kadın doğum hastanesi ve şu anda içinde bulunduğumuz hastanelerin birleştirilmeleriyle alakalı bir süreç yaşanmıştı. Belki o dönemde doğru olarak kabul edilen bu birleşim aslında daha sonra sebep olduğu olaylarla birlikte çok da doğru bir karar olmadığı anlaşıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu Milletvekili Alar Coşkun, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Metin Tahaoğlu, Tıbbi Hizmetler Başkanı Abdullah Danışman ve Mali Sorumlu Ali Rıza Zor'la birlikte basına açıklama yaptı. Üç hastanenin tek hastane olarak birleştirilmesi, belki yönetim olarak tek kişinin yönetmesi anlamında bir faydası olabilir ama diğer taraftan aynı o Milli Eğitim'deki okullardaki norm kadro gibi tek hastane olarak bakanlıkta bunun görünüyor olması, doktor sayısından personel sayısına kadar, hemşiresinden yardımcı personeline kadar birçok sayının azalmasıyla alakalı bir netice doğurdu. Ercoşkun yaptığı açıklamada alınan yeni kararla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Tıp Fakültesi'nin apiliye sürecinin birlikte devam edeceğini, ancak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitesi ile Kadın Doğum Hastanesi'nin ise tek yönetimle birleşerek kendi alanlarında hizmet vermeye devam edeceğini belirtti. Ancak bu hastaneler şimdi olduğu gibi yine Kamu Hastaneler Birliği'ne bağlı olacak. Binanın tüm birimleriyle yeniden tam kapasite hizmete girmesi, eksik olanlarının tamamlanması, diğer taraftan gene bu binadaki fiziksel anlamdaki eksikliklerin de tamamlanmasıyla birlikte çok daha kaliteli bir hizmetin verilmesi söz konusu olacak. Basının sorularını ise Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Metin Tahaoğlu cevaplandırdı. Afiliyasyondan kesinlikle bir geri adım yok. Sadece ve sadece bizim burada amaçladığımız Sayın Vekilimin de söylediği gibi ikinci basamağın tesisiydi. Ama afiliyasyon devam ediyordu. Tıp Fakültesi'yle Köroğlu bu minvalde üçüncü basamağı temsilen o koalisyon devam ediyor. Afiliyasyon devam ediyor. Ama ikinci basamak olarak kadın doğumla merkez ünite tek bir çatı altında ayrı bir hastane olarak faaliyet gösterecek. Tahaoğlu, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal'ın hastanenin kendi haliyle tam teşekküllü olarak hizmet vermeye devam edeceğine karar verildiğini öğrendikten sonra keşke amcam yaşasaydı bunu duyunca çok sevinirdi dediğini söyledi. Sayın Ahmet Baysal aradı beni ve çok teşekkür etti bu şey için. Çok da mutlu oldu. Hatta şu ifadeyi de kullandı. Çok da hoşuma gitti. Dedi rahmetli İzzet Baysal sağ olsaydı çok sevinecekti buna. Çok sevinecekti. Ben dedim ki eğer böyle bir şeye vesile olabildiysek hepinizin adına teşekkür ettim. Tabii ki dedim ne mutlu bize. Öte yandan Tıp Fakültesi Hastanesi'nin 38 milyon lira olan borcunun ödenerek 19 milyon liraya düştüğü ve borcun ödenmeye devam ettiği belirtildi.